Herkese merhaba. Meleğin Mutfağı kanalımda sizler için birbirinden güzel tarifler hazırlıyorum. Desteğinizi göstermek adına kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Bugün Meleğin Mutfağı'nda çıtır tavuk baget menü yapacağım. Sizler de mutlaka deneyin. Çıtır tavuğumuzun yanına baharatlı küçük ekmekçikler yapacağız. Ama ilk önce tavuk için malzemelerimizi hazırlayalım. 1 kilo baget, 2 adet yumurta, 1 miktar mısır gevreği, 1 paket krema, 1 su bardağı galeta unu, yarım su bardağı un, 2 diş sarımsak, 1 tatlı kaşığı toz biber, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı kekik, 1 tatlı kaşığı köri, 1 tatlı kaşığı karabiber kullanacağız. 1 kilo bagetimizi ilk önce üzerlerindeki derilerini temizledim. Daha sonra şu şekilde bıçakla iki tarafına çizikler attım, içleri pişsin diye. Şimdi bagetlerimizi haşlayalım. Bagetlerimizi tenceremizin içine aldım. Ateşin altını açtım. Kaynadıktan sonra kısacağım altını. Bir 5 dakika kadar kaynatacağım. Çok fazla değil. Hafiften haşlansınlar yeterli. Daha sonra çünkü soslayıp kızartacağız. Bu ara mısır gevreklerimizi makineden çok az bir şekilde çekelim. Evet, yeterli. Bir kabımızda mısır gevreğimiz vardı. Hafif çektik. Şimdi diğer sosumuzu hazırlayalım. 2 tane yumurtamız var. 2 yumurtamızı çırpıyorum. 1 paket kremamız var. Yumurtalarımızın içine kremamızı ekliyorum. Bu da ayrı bir sos olarak kapta duracak. 1 kasemizde mısır gevreğimiz, 1 kasemizde yumurtalı kremamız, bir kasemizde de gösteriyorum hemen. Bu kasemizde de bir bardak galeta unumuzla yarım su bardağı unumuz vardı. İkisini karıştırdık. Bu ara tavuk bagetlerimizi bir kontrol edelim. Tavuk bagetlerimiz haşlandı. Ocağın altını kapattım. Size de göstermek istiyorum. Hafif diri. Çok fazla haşlamadım. Elimizi yakmasın diye tavuk bagetlerimizi bir kabın içine alacağım. Biraz soğumasını bekleyeceğim. Çıtır tavuğumuzun yanına baharatlı küçük ekmekçikler yapacağız şimdi. Hemen malzemeleri sayıyorum. 1 adet yumurta, 1 çay bardağı yoğurt, yarım çay bardağı sıvı yağ, 125 gram margarin, kırmızı toz biber, 2 yemek kaşığı sirke, 1,5 tatlı kaşığı tuz, yeterince un ve 1 pakette kabartma tozumuz var. Şimdi hamurumuzu yapalım. 1 miktar unu kabımıza alıyorum. Ben buraya 4 su bardağı un koymuştum. Size ne kadar kullandığımı söyleyeceğim hamur bittiğinde. Margarinimizi unumuzun içine koyuyorum. Ve margarinimizle unumuzu ovuyoruz. İyice yoğuruyoruz. Kabartma tozunu da
İçine ekliyorum. Margarin, un, kabartma tozunu iyice yoğurduk. Şu kıvama geldi. Şimdi diğer malzemelerimizi ekleyerek yoğurma işlemimize devam ediyorum. Bir yumurtamız vardı. İçine koyuyorum. Bir çay bardağı yoğurt. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Tuz. Sirke. Ve baharatımızı da ekleyerek yoğurma işlemimize devam ediyorum. Dört su bardağı un koymuştum bir kaseye. O unun hepsine hamurumuz aldı. İyice yoğurdum. Ele yapışmayan yumuşacık bir hamur elde ettim. Şimdi hamurumuzu merdaneyle açalım ve şekil verelim. Fırına süreceğiz. Hamurumuz çok yumuşak, ele yapışmayan bir şekilde elde ettik. Şimdi masanın üzerinde ben merdane yardımıyla bir miktar açacağım. Sonra şekiller vereceğiz. Fırına süreceğiz. Hamurumuzu bir miktar açtım. Çok ince değil. Çok kalın da değil. Şimdi şöyle bir aparat var elimde. Siz bir su bardağı da yapabilirsiniz. Buna şekil verebilirsiniz. Yuvarlak yuvarlak ekmekçikler yapacağım. Bu ara fırınınızda 180 dereceye açın. Önden ısıttığımız fırına ekmekleri süreceğiz. Pekmezli su hazırladım. Hamurların üzerlerine sürdüm. Şimdi siyah haşhaşımız vardı. Üzerlerine siyah haşhaş koymak istiyorum. Siz istiyorsanız susam da koyabilirsiniz. Ekmekçiklerimizi pişmeleri için fırına sürüyorum. Şimdi bagetlerin sosunu hazırlayalım. Tavuklarımızı haşlayıp soğumaya bırakmıştık. Şimdi onların üzerine ekleyeceğim. Baharatlar var. Baharatları ekleyeceğim. Tuzu da ekleyeceğim. Sarımsağımızı da rendeleyelim. Ondan sonra bunları bir harmanlayalım. Tavuklarımızı baharatlarla beraber harmanladık. Şimdi kızartma işlemine geçelim. Yağın altını açtım. Yağın iyice kızması gerekiyor. Ben bu ara tavukları ilk önce galeta ununa, daha sonra yumurtalı kremamız vardı. Onu buluyorum. İyice buluyorum. Daha sonra mısır gevreğimiz vardı. Mısır gevreğini bulayıp kızgın yağın içine tavuğu atacağız. Gevreklerin iyice yapışmasını sağlıyorum. Şimdi kızgın yağın içine bagetimizi atıyorum. Bagetlerimizi kızgın yağın içine koyduk. Kızarana kadar bekliyoruz. Kızardığı zaman ters çevireceğiz. Bagetlerimiz pişti.
Baharatlı ekmekçiklerimiz ve çıtır bagetlerimizden oluşan çıtır tavuk baget menümüz servise hazırdır. Afiyet olsun. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Bir sonraki videomda buluşmak üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.